Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çocuklar, bugün sizinle yine güvenli hayat ünitemizin konularını tekrar etmeye devam edeceğiz. Bugünkü konumuz, acil durumlarda ne yapmalıyız? İşte ilk yardım ve acil durumlarda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili konumuza başlayalım. İnsanlar yaşadıkları ortamlarda ne yaparlar çocuklar? Çeşitli tehlike ve kazalarla karşılaşabilirler. Bu tür olayların yaşanmasında temel faktör tabii ki bilgisizlik ve dikkatsizliktir. Yaşanan bir kaza veya acil durumda panik yapmadan önce kendimizin, sonra da çevremizin güvenliğini sağlamalıyız. Bulunduğumuz yere göre anne babamıza, öğretmenimize haber vermeliyiz ve acil durum kurumlarından gerekli olanları aramalıyız. Bunun için de acil servis, polis imdat, itfaiye gibi kurumların numaralarını ve tabii ki evimizin adresini bilmeliyiz. Anne ve babamızla ilgili iş adresini, telefon numarasını, bunun gibi bilgileri mutlaka ezbere bilmeliyiz çocuklar. Diyelim ki bir trafik kazası olmuş, siz tesadüfen oradan geçerken bu durumu gördünüz. Ne yapmalısınız? Aramanız gereken numarayı biliyorsunuz. Hangi numarayı arıyorduk? Tabii ki 112 ambulansı arıyorduk. Bakın, bazı numaralar var burada. Bu numaralar bizim için çok çok önemli numaralar. 155 polis imdat. Hangi durumlarda 155 polis imdatı arıyorduk? Hırsızlık gibi, başka insanların kavgasını gördüğümüz durumlarda ve çoğu zaman da trafik kazası olduğunda mutlaka ne yapıyorduk? Trafik polisini arıyorduk. Peki trafik polisinin ya da polisin bulunduğu bölgenin dışındaysak, yani bir ilçe, bir kasaba ya da bir şehrin dışında böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapıyorduk? Tabii ki 156 jandarmayı arıyorduk. Başka bir durum, annemizle babamızla seyahat ediyoruz, tatile gidiyoruz. Ormanlık bir alandan geçiyoruz, bir de baktık orman yanıyor. Ne yapıyoruz hemen? 177 orman yangın hattını arıyorduk. Ya da servisle okuldan evimize dönüyoruz. Ya da evden okula geliyoruz. Ya da evimizde otururken balkondan karşı binada bir yangın olduğunu fark ettik. Ne yapıyorduk hemen? 110 itfaiyeyi mutlaka arıyorduk. Günümüzde evlerimizde kullandığımız yakıt neydi? Doğalgaz. Doğalgazla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda ne yapıyorduk? 187 doğalgaz hattını arıyorduk. Peki bu numaraları hepiniz biliyorsunuz. Biliyoruz da çocuklar, burada çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Nedir o da? Eğer hangi telefonu arayacaksak, yani hangi olayı ilgili yere bildireceksek, bulunduğumuz yerin adresini çok dikkatli bir şekilde ve doğru bir şekilde mutlaka karşı tarafa iletmeliyiz ki o görevliler zamanında olaya müdahale edebilsin. Ya da biz bir sıkıntı yaşadık, annemizin ya da babamızın telefonunu ezbere bilmiyorsak yine çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Yine annemizin ya da babamızın iş yeri adreslerini, kendi yaşadığımız evin adresini bilmiyorsak yine sıkıntı yaşayabiliriz. Öyleyse ne yapmalıyız çocuklar? Annemizin ya da babamızın telefonlarından birisini mutlaka ezbere bilmeliyiz. İş adreslerini bilmeliyiz. Evimizin adresini tam ve doğru olarak bilmemiz gerekiyor. Evet çocuklar, burada 3 tane resim var.
Bu üç resmi inceleyelim. Bu üç resimde de yaşanması mümkün olan kazalar var. Biz evde yaşarken annemiz, babamız yanımızda her zaman olmayabilir. Öyleyse bu anlarda dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. İşte onlardan bir tanesi. Bakın, bu çocuk ne yapmış? Kesici bir aleti eline alarak kendisine zarar vermiş. Öyleyse ne yapmalıyız? Evde annemiz ve babamız yokken kesinlikle kesici aletlerle oynamayacağız çocuklar. Oynarsak işte burada görselde olduğu gibi kendisine zarar verebilir. Bakın çocuklar, evdeki oyuncaklarımızı kullanırken ve kullandıktan sonra ne yapmalıydık? Her oyuncağımızı düzgün bir şekilde bulunması gereken alana koymalıydık. Peki bu ne yapmış? Kaykayını, diğer oyuncaklarını dağınık bir şekilde odasında yerlerde bıraktığı için üzerine basarak kaymış. Öyleyse çocuklar, oyuncaklarımızı ne yapmalıyız? Oynadıktan sonra herkesi kutusuna koyup uygun yere bırakmalıyız. Yine bakın, her evde ecza dolabı vardır mutlaka. Bu ecza dolaplarını, ki ecza dolabının içinde ne olduğunu biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ağrı kesici, ateş düşürücü gibi çeşitli ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçları ne yapıyorduk çocuklar? Küçük çocukların yetişemeyeceği bir yüksekliğe bırakıyorduk. Annemiz babamız böyle yapıyordu. Bu duruma çok dikkat etmeliyiz. Neden? Bilmediğimiz ilaçların tadına bakmamalıyız. Eğer küçük kardeşlerimiz varsa bu ilaçları şeker zannedebilir hapları ya da şurupları bir meyve suyu zannedebilir, bir içecek zannedebilir, kullanabilir. İşte böyle bilmediğimiz ilaçların kesinlikle tadına bakmıyoruz. Kardeşlerimize de engel oluyoruz. Ve ilaçları küçük çocukların yetişemeyeceği alanlarda muhafaza ediyoruz. Yine bakın çocuklar, ne yapıyor bu çocuk? Yaptığı bir davranış, bu davranış doğru mu? Tabii ki hayır. Bu davranışının sonucunu hayatıyla ödeyebilir. Prizlere, evlerimizde bulunan prizlere mutlaka, eğer evde küçük bir çocuk varsa mutlaka prizleri kapaklarla kapatmalıyız çocuklar. Ve prizlerle kesinlikle oynamamalıyız. Prizler oyuncak değildir. Yine bakın, boyundan büyük işlerle uğraşan bir çocuk görüyorsunuz. Ne yapmış? Kaynar su, yani sıcak suyla belki de çay ısıtmaya ya da ne bileyim kendisine bir içecek hazırlamaya çalışıyor. Ama yapmış olduğu davranış çok yanlış. Ocağın üstündeki sıcak su ne yapmış? Dokunmuş ve kendisine üzerine dökülerek zarar vermiş. Bu durumu kesinlikle görmek istemiyoruz. Peki bu çocuk ne yapıyor? Evinin balkonundan aşağıya sarkıyor. Ne yapabilir? Her an dengesini kaybedip aşağıya düşebilir. Öyleyse ne yapmıyoruz? Hani ne yapıyorduk? Araç hareket halindeyken kolumuzu, kafamızı camdan dışarı çıkarmıyorduk. İşte de evimizde de çocuklar balkonlardan ya da evimizin penceresinden aşağıya sarkmıyoruz. Yüksek yerlerden aşağıya sarkarsak çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani dengemizi kaybedip düşebiliriz. Eğer küçük kardeşleriniz varsa evde, biliyorum çoğunuzun küçük kardeşi var. Balkonlarda oynarken özellikle çocuklar bu duruma çok dikkat edin. O küçük kardeşiniz bilmeyebilir, balkondan aşağıya sarkabilir. Ya da evimizi havalandırırken mutlaka pencereler açık oluyor biliyorsunuz. O anlarda küçük kardeşlerimizin pencerelerden uzak durmasına çok dikkat ediyoruz. Peki çocuklar, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz acil durumları biliyorsunuz. Ve bu durumlarda da aradığımız telefon numaralarını demin bahsetmiştim, biliyorduk.
Bakın burada neler görüyoruz? Yangın, sel ve deprem. Çocuklar, yangın, sel ve deprem biliyorsunuz doğal afetlerden bazıları. Bu durumlarda ne yapıyorduk? Bir yangın olduğunda tabii ki 110 itfaiye hattını arıyorduk. Sel ve deprem durumunda da AFAD mutlaka aranıyordu, yardım isteniyordu. Çocuklar, yine günlük hayatta karşılaşabileceğimiz acil durumları aşağıda ambulansların üzerinde numaralarını yazarak belirtelim. Yanıklar olduğunda olur ya, evde istemeden de olsa ya da kazayla bir yerimiz sıcak yemek dökülebilir, su dökülebilir, yanık oluşabilir. Hemen mutlaka ne yapıyorduk? Ambulansı arıyorduk. Yine kesikler olabilir, demin bahsetmiştim. Yaramaz kardeşlerimiz ya da kendimiz yaramazlık yaparak bir yerimizi keserek zarar verebiliriz. Bu durumda aranması gereken numaralar var. Yaralanmalar, bu bir trafik kazası olabilir. Bir yolda yürürken ayağımız kayıp düşebiliriz. Kolumuz, bacağımız kırılabilir. Böyle durumlarda aramamız gereken numaralar var. Kazalarda aramamız gereken numaralar var. Ve boğulmalarda aramamız gereken numaralar var. Burada bir şeylerden bahsetmek istiyorum size. Çocuklar, annemiz ve babamız olmadan kesinlikle sitemizin havuzuna ya da tatile gittiysek denize kesinlikle girmiyoruz. Neden? Çünkü boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durum çok çok önemli. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi burada cümlelerimiz var. Bu cümlelerin doğru olanlarını D, yanlış olanlarını Y harfini koyarak inceleyeceğiz. Birinci cümlemiz diyor ki, ıslak elle prizlere dokunmamalıyız. Prizlere biz hiç dokunmuyoruz zaten. Ama ıslak elle mutlaka ne yapmalıyız? Prizlere ya da elektronik cihazların tümüne dokunmamalıyız. Evet çocuklar, ne dedik? Pencereden veya balkondan sarkarak arkadaşlarımıza bakmalıyız. Biz balkondan ya da pencereden sarkmanın ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu davranıştan mutlaka kaçınıyoruz. Bu davranışımız tabii ki yanlış bir davranış. Makas, iğne, ütü ile oyun oynayabiliriz. Bizim oyuncaklarımız makas, ütü, iğne ya da bıçak, kesici aletler mi? Hayır çocuklar. Bunlar bizim oyuncaklarımız değil. Oynayabiliriz. Bu cümle yanlış bir cümle. Sınıf içerisinde hafif yaralanmalı kazalar olabilir. Evet, bunu sık sık yaşıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Dikkatsizce davranıyorsunuz. Koşuyorsunuz. Koşarken arkadaşlarınızla çarpışabiliyorsunuz. Böyle küçük yaralanmalar olabiliyor. Bunu sık sık zaten görüyoruz. Özellikle okul bahçesinde sizler futbol oynamayı çok seviyorsunuz, biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Oyunun heyecanıyla istemeden de olsa bir arkadaşınıza zarar verip küçük kazalara sebep olabiliyorsunuz. Yine çocuklar, herkesin ilk yardım bilgisine mutlaka ihtiyacı vardır. Ama bu cümle ne diyor? Yoktur diyor. Yanlış bir cümle. Çocuklar, hepimiz mutlaka ilk yardım bilgisine ihtiyacımız var. İlk yardım nasıl yapılır? Ne zaman, hangi davranışlar sergilenir? Ne yapmalıyız hangi kaza karşısında? Bunları mutlaka bilmeliyiz. Her kazada 112 acil servisi aramalıyız. Bu ifade doğru mu? Tabii ki yanlış. Neden? Çünkü bir yangını gördüğünüzde 112'yi hemen aramayız. Ne yaparız? 110 itfaiyeyi ararız. Ama kazayı gördüğümüzde tabii ki 112 acil servisi arıyoruz. Kaza anında sakin olup hemen ilk yardımı çağırmalıyız.
Doğru bir ifade. Çocuklar, hepimiz ne kadar tedbir alırsak alalım, dikkatli olursak olalım ama yine de bazen elimizde olmayan sebeplerden dolayı çeşitli kazalara sebebiyet vermiş olabiliriz. Ya da biz kazayla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bu durumlarda mutlaka sakin olmalıyız. Sakin olmak çok çok önemli. Yine ilk yardım zamanında yapılırsa hayat kurtarır diyoruz. Doğru bir ifade. Çocuklar, bilinçsizce yapılan ilk yardımlar yardım yapılan kişinin sağlığını, hayatını daha da tehlikeye atabilir. Öyleyse ilk yardımı bilinçli yapmalıyız. Bilmediğimiz bir şeyi kesinlikle yapmamalıyız. 110 polis imdatın numarasıdır. Doğru ifade mi? Tabii ki yanlış. 110 itfaiyenin telefonudur. Acil telefon numaralarını gereksiz meşgul etmemeliyiz. Bakın bu çok çok önemli. Çocuklar, acil numaralar gereksiz arandığı zaman ne yapmış oluruz? Gerçekten ihtiyacı olan bir kişinin bu numaralara ulaşmasına engel olmuş oluruz. Ve bu da bizim için ya da o ihtiyacı olan kişi için hayati önem taşıdığı ve belki de ambulansın zamanında yetişemeyeceği için hayatını kaybedeceğini bildiğimiz için mutlaka bu numaraları gereksiz yere aramayacağız. Meşgul etmeyeceğiz. Telefon biliyorsunuz bir iletişim aracı, bir oyuncak değil. İhtiyacımız olduğu zaman ya da aramamız gerektiği zaman arayacağız ve konuşmalarımızı kısa tuttuktan sonra mutlaka bitireceğiz. Evet çocuklar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve çok özledim. Umarım kısa bir zamanda tekrar sınıfımızda uygun ortamda birlikte oluruz. Hepinizi öpüyorum.